Kamuoyunun tüm ayrıntıları ile bildiği üzere 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları bahane edilerek Şanlıurfa Suruç ilçesinde işlettikleri iş yerlerinden önce Fadıl Şen Yaşar'a, akabinde de Celal ve Adil Şen Yaşar'a ait olan iş yerine gelen ve kapı önündeki silahlı koruma ve akrabalarının eşliğinde sözde seçim çalışması yapan bir grubun önce tahrik edici sözlü, sonra fiili müdahaleli ve sonrasında da sopalı, bıçaklı ve silahlı saldırılarına ve sonrasında da bu saldırıdan dolayı tedavi gördükleri Suruç Devlet Hastanesi'nde Şen Yaşar ailesinden Adil Şen Yaşar ve Celal Şen Yaşar kardeşler ve baba Esvet Şen Yaşar'ın onlarca ateşli silahların kullanıldığı saldırıda hayatlarını vahim bir şekilde kaybetmişlerdir. Fadıl Şen Yaşar ile diğer iki kardeşi Mehmet Şen Yaşar ve Ferit Şen Yaşar da birden çok ölümcül darbe alacak şekilde yaralanmışlardır. Olaydan sonra saldırıya uğrayan ambulanslara rağmen sağlık personelinin özel çabasıyla hayatta kalan ve farklı illerde tedavi gören Mehmet, Ferit ve Fadıl Şen Yaşar tedavi gördükleri hastanelerden getirilerek ifadeleri alınmış ve Şen Yaşar ailesinden Fadıl Şen Yaşar ağır yaralı olduğu halde 17 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştır. Şanlıurfa T-Tipi cezaevine ardından da bugüne kadar tutuklu tutulduğu tecrit koşullarında bulundurulmaya devam ettiği Elazığ İkinoğlu T-Tipi cezaevine gönderilmiş ve halen orada tutukluluğu devam etmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren tarafın sahip olduğu kamu olanaklarının hem saldırı sırasında hem de sonrasında delil toplama, etkin bir soruşturma yürütme aşamalarına da sirayet ettiğini ne yazık ki biz dosya avukatları olarak endişeyle ve üzülerek izledik. Uzunca bir süre dosyanın tek tutuklusu Fadıl Şen Yaşar iken saldırıyı gerçekleştiren taraftan Enver Yıldız serbestçe gezmelerine rağmen kollukça yakalanmamış, elini kolunu sallayarak gövde gösterisiyle gelip kendisi teslim olmuştur. Daha etkin bir soruşturma yürütülmeden müvekkillerin iş yeri ve Suruç Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen kısımları birbirinden tefrik edilerek sadece müvekkillerin iş yerinde geçen kısımlarının üzerinden bir iddianame tanzim edilmiş, dosyanın bütünlüğü bozulmuş, olayın saldırganlarının saldırı gücünün kullanılan kamu imkanları ile var olan boyutu ve olayda ihmali ve sorumluluğu olanlar, olayda azmettirici olarak vasfı bulunanlar dosyaya dahil edilmeden, dosyada dinlenen onlarca tanık, MOBESE kayıtları, adli tıp raporları, iletişim bilgi ve sinyal kayıt verileri ve birçok kişinin yargılanmasını sağlayacak birçok delilin üstü de gizlilik ile kapalı tutularak bir iddianameye dönüştürülmüş ve konu yargılanma da güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmek üzere Malatya'ya gönderilmiştir. Bu koşullarda hakkaniyetli bir kararın çıkmayacağı aşikar olduğu halde dava bu şekliyle yürütülmüştür. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ellerini kollarını sallayarak gezdikleri ve gündelik hayatlarına devam ettikleri tüm kamuoyunca bilinmesine rağmen hiçbiri yakalanmamış ve olay yerinde kolluk güçleri ve şehrimizin mülki ve idari amirleri hazır bulunduğu halde gerçekleşen ve önlenemeyen vahim boyuttaki saldırıda kendisine ve ailesine yönelik saldırıyı bertaraf etmeye çalışan Fadıl Şen Yaşar'a eksik delillerle yürütülen dosya kapsamında onlarca yıl ceza verilmiştir. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi bünyesindeki yargılama istinaf mahkemesinde istinaf edilmekle yargı süreci halen devam etmektedir. Yargılama devam eder itibarıyla 673. gününe giren adalet talepli nöbetini de 9 Mart 2020 tarihiyle başlatmıştır. Bu süreç içerisinde Emine Şen Yaşar ve müvekkilimiz Ferit Şen Yaşar ise defalarca gözaltına alınmış, gözaltında kötü muamele görmüş ve darp dahi edilmişlerdir. Haklarında onlarca para cezası işlemi yapılmıştır. Emine Şen Yaşar onlarca kez ifade vermiş, hakkında
hakkında davalar açılmış ve defalarca da bir anne olarak adalet arayışı sebebiyle hakim karşısına çıkarılmıştır. Hakkında davalar açılmaya da halen devam etmektedir. Dosyamızın takibi bizzat Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülürken, başsavcının soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren görev yerinin değiştirilmesi ve daha sonraki aşamalarda da özellikle etkin soruşturmayı önleyecek düzeyde dosyanın yürütücüsü olan savcılarda değişiklikler ve görev değişiklikleri yapılmıştır. 10 savcı dosyamızda farklı farklı zamanlarda görev almış ve 4 yıllık bir süreyle de dosyamız gizlilik kararıyla tefrik edilen kısmıyla saklı kalmıştır. Oluşan kamuoyu neticesinde 4 yılın sonunda gizlilik kararıyla devam eden kısmıyla ilgili bir iddianame tanzim edilmiş. 19 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiş. 19 kişi hakkında da bir iddianame tanzim edilmiştir. Tabii ki bu iddianamede de daha önceki iddianamede olduğu gibi azmettiriciler ve ihmali ve kasti davranışı ile sorumluluğu olan kamu personelleri yine yer almamaktadırlar. 3 insanın kamuoyunun vicdanını yaralayan vehametle katledildiği dosyamızda birden çok kez cinayet ve cinayete teşebbüs suçu işleyen kişiler ne yazık ki tutuksuz olarak yargılanmaktadırlar. Cinayet failleri olan bu kişilerin haklarında açık tanık beyanları olmasına rağmen bir kısmı hakkında ise sadece suç delillerini karartmak üzerine bir iddianame tanzimiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Olayda sorumluluğu olan herkes dosyaya tam olarak yansıtılmamış ve etkin yürütülmeyen bu soruşturma sonrası da etkin bir kovuşturma yürütüleceğine dair de bu koşullarda endişelerimiz mevcuttur. Dosyanın yine güvenlik gerekçesiyle nakli istenmiş ve Malatya 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2023 tarihinde ise yargılamanın ilk duruşması gerçekleşecektir. Dosyaların, olayın ve saldırıların bağlantı ve bütünlüğü ışığında birleştirilmeleri gerekliliği doğrultusunda biz dosya avukatları olarak taleplerimizi iletmiş bulunmaktayız. O günde adalet talebimizi tüm itiraz ve beyanlarımızı sunmak üzere de duruşma salonunda olacağız. Bugüne kadar adalet mücadelemizde yanımızda olan tüm duyarlı kamuoyuna da Malatya 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirecek olan duruşmaya katılarak Emine Şen Yaşar'ın adalet mücadelesine destek olmaya, yanımızda adalet söylemini büyütmeye ve güçlendirmeye de davet ediyoruz.